Hem kamuda görev yapanların hem emeklilerin hem de asgari ücrette çalışanların maaşları artacak dedik. Tekrar edelim, kritik ay Temmuz. Peki oranlarla ilgili beklenti ne? ...7.500 liranın üzerinde maaş alanlar seyyanen zam ya da refah payı getirilmesi söz konusu. Seçimden sonra hem emekli hem de memur maaşlarına iyileştirme yapılacak. En düşük emekli maaşı olan 7.500 lira üzerinde ücret alanlara ek zam yapılacak. Tabii 7.500 liranın üzerinde maaş alanlar açısından da bir refah payı getirilmesi de söz konusu. Ocak ayında 15 puanlık refah payı gelmişti. Güzel, yani insanlar biraz daha rahatlayacak yani. Cumhurbaşkanının ek zam için işaret ettiği tarih Temmuz, memur maaşlarına yapılacak zamma refah payı da eklenecek. 3 aylık enflasyon oranımız belli, %12.52 olarak çıktı. Merkez Bankası'nın yaptığı bir piyasa anketinden çıkan sonuca göre 6 aylık enflasyon %21.43 oldu tahmini. Dolayısıyla bu tahminden yola çıkarsak SSK ve Bağkur emeklilerinin Temmuz enflasyon artışı %21.43, memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise toplu sözleşmeyle birlikte %19.18 oldu. Refah payının ise %10 ila 15 olması bekleniyor. SSK Bağkur memur emeklisi için 3 formül düşünülüyor. İşte o formüllerden biri zam oranını %30'a tamamlama. Yine Ocak ayında olduğu gibi 15 puan ilave edilerek %35'e çıkartma durumu olabilir. Diğer bir son formül ise %25 zam oranı planlanıyor. Yani 8 bin lira maaş alan emeklinin maaşı zamma refah payının da eklenmesiyle 10.914 liraya yükselecek. Bunun dışında yine taban maaş artışı olabilir. 7.500 liranın yeniden belirlenmesi söz konusu olabilir. Asgari ücrete yapılması beklenen zamla ilgili de tablo netleşmeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin düzenleme yapılacağının sinyalini verdi, Temmuz'u işaret etti. Çok güzel bir haber, çok yerinde buluyorum. Peki beklenti ne? 6 aylık enflasyon oranı %21 civarında çıkarsa ki tahminler o yönde, 10 puanlık ya da 15 puanlık bir refah payının da ekleneceğini tahmin ediyorum. Diyelim ki refah payı vermeden %20'lik bir artış olursa 10.280 liraya çıkacak net asgari ücret. Eğer asgari ücrete refah payı eklenirse %30'la maaş 11.058'e, %35 zam oranıyla maaş 11.483 liraya çıkıyor. Bu arada kamu işçilerine yapılan toplu sözleşmede %40-45 artış söz konusu. Bu oran dikkate alınır ve %40'lık bir artış olursa 11.908 liraya çıkmış olacak net asgari ücret. Ancak dillendirilen, talep edilen bazı rakamlar da var. Mesela 12.500 liralık bir rakamda dillendiriliyor. Olursa oradaki oranda %47'yi bulmuş olacak.